duruşu var mıdır, vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban düşer? İslami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Kıymetli izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün yine ilminden istifade etmek için muhterem hocamız, Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'yi ağırlamaktayız. Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Başkanı. Uhdesinde birçok görev var. Bazen tanımlarken durabiliyoruz. Allah razı olsun. Şüphesiz en büyük görevi insanlara ilmi hizmet noktasında. Allah ondan razı olsun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz değerli hocamız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, sosyal medya soruları hazır. Bismillah deyip çıkalım yola izninizle. Bakalım cuma akşamı hangi sorular girecek değerli izleyicilerimizden. Programımıza katılım sağlayabilirsiniz. 0312 alan kodumuz 294 4294 telefon numaramız. Diyanete soralım et. diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz ve sosyal medya hesaplarımızda Twitter, Facebook /Diyanete soralım. İlk durağımızda arkadaşlarımız bağlantımızı sağlamaktalar. Peki hazır. Aydın ilk durağımız olacak. Ahmet Emin Uysal hattımızda kıymetli hocam. Hoş geldiniz. Sayın Uysal, Aydın'a selamlar efendim. Ahmet Bey. Buyurun. Buyurunuz efendim. Değerli hocam dinliyorlar. Sayın hocam selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar dilerim. Sesimiz alıyorsunuz değil mi? Canlı yayındayız. Değerli hocamız. Benim sesim alıyorsunuz değil mi? Geliyor efendim. Sesiniz geliyor. Evet alıyoruz. Buyurun. Alıyoruz. Hocam benim iki sorum var. Evet. Efendim televizyonun buyurun. Sesini ev ahalisi. Sesimi alıyorsunuz değil mi? Peki Ahmet Bey telefondan beni duyabiliyor musunuz efendim? Duyuyorum, duyuyorum. Peki, evdeki televizyondan değil, iletişimimizi telefondan sağlayacağız. Siz buyurun, tamam. Sorunuzu sorunuz, sesinizi alıyoruz biz. Evdeki televizyonun hocam, sesini ben, biraz kısınlar. Buyurun efendim. Buğday ektim, 2 sene önce. Buğday ektim, buğdaya 3 defa gübre attım, 3 defa. Evet. Barajda su dolunca, barajdaki suyu saldılar. Buğday tamamen telef oldu. Evet. Devletten ben, baktılar devletin yetkilileri, burada telefonunca devletten para aldım. Bu para helal mı? Soralım değerli hocamız. Siz bu parayı almak için daha önce başka para vermiş miydiniz? Yani sigorta yaptırmış mıydınız? Ahmet Bey duyabiliyor musunuz efendim? Peki arkadaşlarımız muhtemelen bu soruyu soracaklardır veya değerli hocamız bu soruya göre de en azından sorulmuş gibi cevap vereceklerdir. Efendim buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu sorunu anlayabildiğimiz kısmında buğday ekmiş, buğdayı telef olmuş. Devlet de para vermiş. Evet. Bu parayı almamız caiz mi diyor. Caizdir. Alabilir. Çünkü bu vatandaşımız bir zarara maruz kalmış. Ve devlet de bu zararını telafi etmiş. Nasıl ki hiç çalışamayan yaşlıydı, efendim duldu, yetimdi vesaire gibi insanlara devlet ekstradan, yani kendi kaynaklarından maaş verebiliyorsa, mahsulü zarar gören, malı zarar gören, bu deprem olabilir efendim, işte burada olduğu gibi Allah korusun bir takım felaketler olabilir. Bunlar için yardımda bulunuyorsa, bu yardımı almak caizdir. Bir de şöyle bir şey var, tarım sigortası yaptırıyor vatandaş. Evet efendim. Sonra tarıma, o ürüne bir zarar geldiği zaman, o bir afata maruz kaldığı zaman bu sefer sigortadan para alıyor. Şimdi bir de işin bu yönü var. Acaba bu mu bu arkadaşımızın sorduğu diye aklıma geldi. Ona da bir temas edelim kısaca. Şimdi sigorta konusu tabii bizim İslam alemine gireli 100 sene ancak oldu. Belki biraz daha fazla. Daha önceden böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla da bizim kaynaklarımızda sigortayla ilgili herhangi bir hüküm mevcut değildir. Ancak genel kriterler, genel ilkeler çerçevesinde evet. Alimler sigortayla ilgili dini hükmün ne olabileceği konusuna sonuca ulaşmaya çalışmışlar. Şimdi sigortada ne yapıyor kişi? Yani bu kasko dediğimiz mesela araç sigortasında ne yapıyor? Belli bir prim yatırıyor. Doğru. Daha sonra eğer bir kaza yaparsa veya aracının başına bir hal gelirse o yatırdığı primi kat kat fazlasıyla alıyor. Eğer aracına hiçbir şey gelmemişse prim yanıyor. Prim yanıyor. Şimdi burada
Bazı alimler diyorlar ki bu burada bir haksız kazanç veya bir belirsizlik, bir karar denilen fıkıhta ifadeler var. O var. Dolayısıyla bunun caiz olmaması gerekir diyorlar. Bazı alimler ise efendim bu bir bakıma yardımlaşma gibidir. Bir zorunluluk var bu işte. Bu caizdir diyorlar. Yani bu şekilde bir şey var. Farklı görüşler var. Bizim Din İşleri Füsa Kurulu 2005 yılında yanlış hatırlamıyorsam bu konuyu incelemiş. Ve şimdi mevcut şartlar müvacihesinde kasko yaptırmanın caiz olacağı sonucuna varmış. Ama bu bir geçiş dönemi fıkıh gibi. Yani haddizatında bu sütten çıkmış ak kaşık değil. Tamamen şeysiz değil, yani sakıncasız değil ama daha bu bakıma da bir zorunluluk var demiş. Ve bunun caiz olduğunu söylemiş. Ha şunu da söyleyeyim, zamanımızda tekafül sistemi denilen bir sistem gelişiyor. Nedir efendim? Yani orada benim kabaca bildiğim kadarıyla üyeler, yani bir kooperatif veya bir şey düşünün. Bir havuz gibi mi? Havuz gibi üyeler var. Üyeler işte belli miktarda para veriyorlar. O havuzda o para toplanıyor. Ve o para çalışmaya başlıyor. Çalıştırılıyor. Ha, bu ara eğer üyelerden birisinin aracına herhangi bir şey olursa, bir ağır, şey meydana zarar gelirse, evet. Zarar gelirse, o havuzdan ödeniyor. O kişinin parası o. Ha, ancak diyelim ki havuzdaki para bitti. Şey kaza çok oldu veya şey çok oldu arıza, şey bitti. Havuzdaki para. Bu sefer üyelerin hepsi yine para veriyor. Yani orada aşağı yukarı bir yardımlaşma sistemi var. Peki para arttı. O artan para da bu üyelerin oluyor. Yani para yatıran üyelerin mi? Para yatıran üyelerin oluyor. Ya burada yani herhangi bir araç sahibi burada düşen parayı alabilir. Alabiliyor. Yani herkes kendi artarsa payına düşeni alabiliyor. Böyle olunca biraz daha bu dini kurallara daha yakın, daha uygun. Dolayısıyla bu geliştirilirse tabii bizim bu şer'i dini ilimlerle uğraşan kişiler olarak bizim tavsiyemiz bu olur. Ama o yoksa ötekine demin söylediğim gibi 2005'te kurul fetva vermiş. Bu neyle ilgili bu? Kasko, yani araç sigortası ile ilgili. Ki burada araç sigortası ne oluyor? Araç kaza yaparsa, çalınırsa, bilmem ne olursa para alınıyor. Ha, şimdi evet. Ürün sigortasında, hububat, tahıl sigortasında veya ne ürün sigortasında ne yapılıyor? Çiftçilerin olduğu. Ki devlet de teşvik ediyor mu? Galiba priminin bir kısmı da devlet veriyor. Bir dolu oluyor, don oluyor, bilmem bir afata maruz kalıyor ve ürün alamıyor vatandaş. Bu sefer o şeyden alıyor, sigortadan alıyor. Şimdi kasko ile ilgili ne söylemişsek, bu konuda da aynı şeyi söylememiz gerekir. Yani işte o kasko geçici bir süre olsa caizdir görüşüne göre, o ürün sigortasından ki parayı almak da caiz olur. Hocam, Mardin'den Murat Demir hocama selam ediyorum demiş. O da yine bu konuyla ilgili de farklı bir bölümünü soruyor beyefendi. Tarım ürünlerini sigortalayan bir şirkette ziraat mühendisi olarak çalışmaktayım değerli hocam. Şimdi bu çalışsak kazancımız helal olur mu? Demek ki söylediğim şeye bağlı. Yani bakın, haram olan bir işte çalışmak haramdır, caiz değildir. Yani bir Müslümanın bir diyelim ki işkiyle ilgili biliyorsunuz var, fabrikasında çalışması veya ne bileyim onu taşıması vesaire caiz değildir. Niye? İçki içmek haramdır. İçki haram bir maddedir. Şimdi biz bu tarım sigortasını deminki söylediğim çerçevede helaldir, olabilir, caiz deniliyor diyorsak öyle bir işte çalışmak da caiz olur. Peki efendim. Ama bu caiz değildir diyenler çok. Mesela Mecmual Fıkhı İslami diye zaman zaman burada andığımız bir kurul var. İslam Alimleri İslam Birliği Alimler gibi. Birliği, o İslam Konferansı'na bağlı. O şey kurum bunun kaskonun caiz olmadığını söylüyor. Evet efendim. Bunlar. Ama tabii oranın üyelerinden muhalif olanlar var. Mesela yine burada zaman zaman ismini andığım Mustafa Zerka isminde bir rahmetli oldu. O zat var. O şey diyor mesela bunun caiz olacağını söylüyor. Peki. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'dan Muhammed Uğur hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Uğur. İstanbul'a selamlar efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Buyurunuz. Hocama bir sorum olacaktı müsaadenizle. Estağfurullah. Buyurun efendim. Ben cemaatle farz namaza geç kaldığımızda kaçırdığımız rekatlarda hangi
mesela Fatiha'yı okuyacağız, sonra Zammı Sûre okuyacak mıyız? Mesela üçüncü rekatta katıldık. İşte 1-2'de kaçırdıklarımızı mı okuyacağız, yoksa artık bizim için 3-4 oluyor, sadece Fatiha mı okuyacağız? Veya Evzu Besmele çekecek miyiz, Subhaneke okuyacak mıyız? Bunları soracaktım. Soralım değerli hocamız efendim. Kıraati nasıl yerine getirmeliyiz? Sıhhat diliyoruz Sayın Uğur. İstanbul'a selamlar. Evet. Güzel, yani güzel dediğim şu. Bu tip sorunlar, problemler birçok insanın başına geliyor. Doğru. Bu açıdan soru güzel oldu. Yoksa ama basit aslında şey. Şimdi cemaatle kıldığımız zaman, namazı kıldığımız zaman imam hangi rekatlarda sure koşuyorsa ki ona Zamm-ı Sûre diyoruz. Biz kaçırdığımız zaman o rekatı kaçırdığımız zaman sonradan kılarken sure okuyacağız. Evet. Yani burada bizim sure okuyup okumamamız, yani Zamm-ı Sûre. Zamm-ı Sûre demek, sure eklemek demek, kelime manası. Evet. Biz o surenin adı zannediyoruz onu, öyle değil o. Sure ekleme. Yani hangi rekatlarda imam ekliyorsa biz de o rekatta, kaçırdığımız o rekatları telafi ederken ekleyeceğiz. Şimdi örnek verelim. Mesela öğle namazının ilk iki rekatında imam Fatiha'dan sonra sure okur. Biz de üçüncü rekata yetişmişiz. Evet, sessizde bir namaz. Sessizde bir namaz. İki rekat imamla beraber kılmış olduk. İmam selam verdi, biz kalktık ayağa. Ha, şimdi bu sessiz namazlarda başta Sübhaneke okunabilir. Çünkü imamı dinleme söz konusu olmadığı için, ama genelde okumuyor insanlar. Dolayısıyla o telafi ederken ilk ikiyi kılacağız ya. Sübhaneke okur. Euzü Besmele çeker. Fatiha okur, sure okur. Rükû secdesini yapar, ayağa kalkar, dördüncü rekata kalkıyor. Evet. Aynı şekilde Besmele çeker, Fatiha okur, sure okur. Yani bir ve ikiyi nasıl yapacaksa onu yapar. Onu, bir ile ikiyi nasıl kılınacak idiyse. İdiyse peki. O kaçırdığı bir ve ikiyi sonradan kılarken de aynı şeyi yapar. Peki. Peki hocam, bir şey daha mesela, bir ara hani okumaz dediğimiz, sadece imam okurken biz okumayız. İmam olsaydı mesela? İmam olsaydı da aynı, imam olsa zaten nasıl kaçırır? Biz okumayacağız. İmam okudu mu biz okumayız. Evet. Ancak tabii burada mezhepler arasında farklı görüşler var. Mesela Hanefi mezhebinde imama uyduğumuz zaman biz sadece Sübhaneke'yi okuruz. Susarız. Susarız. Bir de işte o tesbihat. Evet. Yani rükûda Sübhane Rabbiyel Azim. İntikallerdekileri okuruz. Onları okuruz. Hayyatı, evet efendim. Ama Şafii mezhebinde öyle değil. Mesela Şafii'de, Hanbeli'de Fatiha suresi okunur. Ama yani sadece Fatiha onlarda da. Sadece Fatiha okunur. Peki efendim. Şeyde, Maliki'de biraz daha farklı ama da bizim memleketimizde Maliki olmadı. Peki. Böyle girip kafa karıştırmaya gerek yok. Peki. Allah razı olsun hocam. Orayı da açtınız. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Kıymetli hocamıza suallerimizi yöneltmeye. Mustafa Karakaya hocama selamlar diyor. Sorum, büyük günahlardan en büyüğünün Allah'a ortak koşmak olduğunu biliyoruz. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor değerli hocam? Örneğin içinde yaşamış olduğumuz toplum Allah'ın indirdiğiyle hükümlere uymuyorsa ve biz de buna rıza gösteriyorsak bu da bir şirk midir? Şirk ne demek? Şirk demek şerik, şirket, ortaklık, müşterek. Evet. Hep bu birden fazla kişiyi birleşti, bir arada olması. Şimdi Allah'a şirk koşmak, Allah'a şirk koşana müşrik diyoruz. Doğru. Allah'a ortak koşan demektir. Yani Allah'la beraber başka bir Allah'ın daha ilahın varlığını kabul etmek. Veya putperestlerde olduğu gibi biz Allah'a inanıyoruz. Allah'ın dışındaki bir takım o materyallerde güç bulup Allah'la aralarında onu sanki onlar Allah'a ibadetlerini ulaştıran, aracı. Dualarını ulaştıran aracı gibi. Evet. Bunlar. Yoksa insanların elinde olmayan şeylerle efendim bazı dini şeyleri yerine getiremiyorsa onlar haşa müşrik falan sayılmaz, mümkün değil. Halk arasında şöyle bir laf var. Küfre rıza küfürdür denir. Bu benimsemek anlamında. Rızadan maksat benimsemek. Onu sevmek yoksa katlanmak anlamında değil. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'dan Veysel Okumuş hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Okumuş. İstanbul'a selamlar efendim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Buyurunuz Veysel Bey. Hocam sorum şöyle olacak. Memlekette babamdan kalan bahçeye ev yaptım. Evet efendim. Fakat evimin yolu yok. Müsait olan yani komşu bahçe müsaade etmedi. Müsait olan komşu müsaade etmedi. Öbür iki parsel de komşularım tarafından, aynı zamanda da camiye komşuyuz. Bir taraftan da camiye komşuyuz. Evet. Öbür iki komşumuz da onlar da bahçelerini camiye vakfetmişler.
Şimdi benim evime bir merdivenli bir, yani Karadeniz köyü, 50 basamaklı bir merdiven yapıp evime çıkmam için, gelen giden misafirlerimi düzgün ağırlayabilmem için, yani eve ferah bir şekilde gidip gelebilmem için, araba çekmemek kaydıyla vakfedilen arsanın bir tanesini ücret karşılığı alabilir miyim? Evet, soralım değerli hocamıza. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Sıhhat diliyoruz. Evet kıymetli hocam. Şimdi ebedi olarak tasadduk edilen, yani bir taşınmaz Allah yolunda vakfedilmişse, ki burada camiye vakfetmiş vatandaş. Evet. Burası caminin o. Orası satılmaz. Alınmaz. Hibe edilmez. Dolayısıyla tabii bu kardeşimizin burada şeyi var. Bir zorunluluk. Bir zorunluluğu var. Dolayısıyla aslında yapabilirse orası caminin mülkiyetinde olmak kaydıyla oradan geçip gidebilir. Yani bir yer yapıp yine caminin mülkiyetinde kalmak kaydıyla. Caminin vakfı mülkiyetinde kalmak kaydıyla, oraya temellük etmemek kaydıyla. Peki. Bu bir. İkincisi, şöyle bir hüküm var bizim kaynaklarımızda. Eğer yol dar gelirse insanların ihtiyacını karşılamaya ve caminin işte bahçesinden geçiyorsa, o caminin bahçesinden yola harcanır. Ayrılabilir. Cami değil ama burada caminin bahçesi. Evet. Yani camiye zarar vermiyor. Şimdi ama burada tabii bundan farklı yönü şu, burada kamu menfaati var. Yani o dar yoldan, yani dar gelen yoldan istifade edecek olan bir kişi değil. Tüm toplum. Evet. O yüzden buna caiz diyoruz. Yani yolun dal girmesi halinde o caminin şeyinden almaya, yola vermeye caiz. Şimdi burada kişi tek başına olacağı için ve bu da kamuya ait değil, satın aldığı takdirde kendisine ait olacağı için satın alma uygun düşmez. Çünkü vakfedilen mal la yuba'u ve la yuhebu. Hibe. Yani vakıf malı satılmaz, bağışlanmaz diye hükümler var. Ama orayı kullanması halinde temellük etmemek kaydıyla, nasıl ki biz diyelim ki şu caminin bahçesinden gidip gelebiliyorsak geçiyoruz bir yere, oradan da evine gidip gelebilir. Peki o bahsettiği merdiveni yaptırdığında? Şimdi o artık bir kenarına, bir köşesine yaptığı zaman o caminiye bir zarar vermez. Yani oradaki yöneticilerle konuşup olabilirliği... O olabilir ama demin söylediğim gibi mülkiyetine geçirmemek kaydıyla. Peki efendim. Hay hay. Devam ediyoruz. Ha, şunu yapabilir. Buyurun. Yani mesela gönlü daha rahat olsun diye orayla ilgili bir kira takdiri yapıp senelik bir kira caminin şeyine, giderlerine verebilir. Efendim devam ediyoruz. Sorularınızı değerli hocamıza yöneltmeye. İstanbul'dan Abdullah Olgun hattımızdalar. Hoş geldiniz Sayın Olgun. İstanbul'a selamlar efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz Abdullah Bey. Hocama bir sorum olacaktır da. Buyurun efendim. Bu tazminat hakkında, tazminat helal mıdır, haram mıdır? Evet. Başka bir sual var mı? Bu kadar. Efendim sıhhat diliyoruz. İstanbul'a selamlar. Şimdi tazminat ne tazminat? Yani bir kimse, bu maddi tazminat mı, manevi tazminat mı? Tabii bu farklı değerlendirilmeli. Şimdi maddi tazminat deyince ne anlıyoruz? Ya birisi bir kimsenin malına zarar veriyor, o zararı tazmin ediyor. Bu caizdir tabii, zarar vermiş zaten. Gelmiş sizin camınızı kırmış veya ne bileyim arabanızı yakmış. Bu elbette tazmin edecek. Bunda herhangi bir şey olmaz. Ha, efendim benim elimde olsaydı şu kadar buna para kazanırdım bilmem şeklinde, o uygun olmaz. Fakat mesela mahkemenin takdir ettiği tazminatlar var bazı, ki bu mesela birisi birisinden alacaklı, borçlu alacağını, borcunu ödemiyor, hali vakti yerinde olduğu halde ödemiyor. Ve 5 sene geçmiş, mahkemede bir tazminat olmuş, o alabilir. Veya birbirini yaralamış, parmağını kesmiş, bilmem ne yapmış. Mahkeme bunun için bir maddi ceza takdir etmiş, tazminat. Bunu alabilir. İş yerinden ayrılma aynı şekilde. Yani eğer oysa tabii o bir iş anlaşması var. Eğer onu kastediyorsa onu da alabilir. Çünkü iş anlaşması kişi tarafları kabul etmiş vaktiyle. Evet. Bunlar olabilir. Bir de manevi tazminat. Mesela onur kırıcı davranışlar olabiliyor. Bu alınır mı, alınamaz mı?
Çünkü görünüşte burada bir zarar verme yok ama kişinin şeyi değişiyor orada. Onur, ruh hali. Alıyor. Bunu alabilir mi, alamaz mı? Manevi tazminat dediğim şey. Şimdi bunu bizim kaynaklarımızda bu yer almamış. Kur'an'da da böyle bir şey bilmiyorum. Tabii bunu haram, günahtır, o ayrı konu. Yani bir kimse bir kimsenin onurunu zedelerse, onun iffetine söz atarsa vesaire, bunlar haram elbette. Ama bunun bir maddi tazminatı, yani parasal bir yönü, tazminat yönü var mı yok mu? Bu ne Kur'an'da böyle bir şey geçiyor, ne sünnette geçiyor, ne de ulemanın içtihatlarında. Sadece ben şunu gördüm, yani daha doğrusu belki başka vardır ama ben görmemişimdir. Rahmetli Ömer Nasuh'u bilmem. Allah rahmet eylesin. Ki o bizim toplumda çok tanınan eserleri var ki en meşhuru. Büyük İslam İlmihali diye bilinen bir eser. Bu zat bu konuyla ilgili bir makale yazmış vaktiyle. Tabii şimdiki gibi o bir dergide basılmış falan değil ama o Hukuk-ı İslamiye ve Sılat-ı Fıkhiye Kamusu diye bir kitabı var onun. 8 ciltlik. İslam fıkhını anlatan, İslam hukukunu anlatan harika bir eser. O kitabın sonunda bu konuyu derc etmiş ve bunun alınabileceğini söylemiş. Manevi tazminatı da alınabileceğini söylemiş. Peki. İş yeri tazminatı zaten alınabiliyor. O zaten anlaşılıyor. Çünkü peki, orada ya doğrudan sözleşme yapılmış bu konuda ve devletin koyduğu bir kural var. O kurala uyacağını her iki tarafta taahhüt etmiş. Peki efendim. Değerli hocam, devam ediyoruz. Sıla-i Rahim'le ilgili olarak bir sual söz konusu. Hocama selam ediyorum diyor. Benim annem amcamla yaşadıkları husumetten dolayı yaklaşık 30 yıldır küsler ve annem bana eğer görüşürsen hakkımı sana helal etmem dedi diyor buradaki izleyicimiz. Ben yine de Sıla-i Rahim yerine gelsin diye özel günlerde, kandillerde ve bayramlarda mesaj atabiliyorum ancak diyor. Ne yapmam lazım? Bir tarafta annem, bir tarafta Sıla-i Rahim. Arada kaldım. Evet değerli hocam. Şimdi Sıla-i Rahim dinimizin bir emri. Tabii Sıla-i Rahim deyince bizi izleyenlerden bir şu anlamayabilir. Hay hay efendim. Yakın akrabayla ilişkiyi kesmemek. Onlarla irtibatı devam ettirmek, onları ziyaret etmek, onların halini hatırını sormak. Sıla-i Rahim bu. Ki bu dinimizin bir emri. Hatta Sıla-i Rahim'i kesmenin büyük günahlar arasında geçer. Şimdi annesi Sıla-i Rahim yapma diye buna, yani dinimizin emri olan bir fiili yapmamak üzere, yapmaması için ona şey yapıyor, baskı yapıyor. Evet. Şimdi anne evladına sen oruç tutmayacaksın dese evlat uymak zorunda mı? Değil. Daha önce buyurmuştunuz dini noktalarla ilgili yani, uyulması yani gerekir. Allah'a isyan konusunda mahluka itaat yoktur. Evet efendim. Yaratana isyan konusunda yaratılana itaat edilmez. Şimdi burada bu Sıla-i Rahim madem ki dinimizin bir emridir, gereğidir. Annesinin bunu şey yapma, men etme, bunu yasaklama yetkisi yoktur. Dolayısıyla bu amcasını ziyaret etsin, onunla görüşsün. Annesinin o şeyi, kırgınlığı, gönül kırgınlığı veya hakkımı helal etmem demesinin bir kıymeti olmaz inşallah. Peki efendim. Erzurum'dan Eşref Çetin hattımızda. Hoş geldiniz Eşref Bey. Erzurum'a selamlar efendim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, dua bekleriz. Sizler de iyisiniz inşallah. Hocam, benim iki tane sorum olacak. Buyurunuz efendim. Hocam, diyelim ki sizden bir mal aldım, veresiye aldım. Evet. Bundan sonra size peşin verebilir miyim? Bir. Evet. Zaten sizden peşin alsam veresiye verebiliriz de. Yani veresiye alsam, peşin evime götürsem, tekrar satsam size peşin verebilir miyim? Soralım. İkinci soru, hocam. Buyurun. İkinci sorum şöyle. Diyelim ki size bir mal verdim. Zamanı geldiği zaman o mal ödemediniz. Yok, şu anda benden para yok. Bunu altına çevirebilir miyiz? Caiz mi, caiz değil mi? Hocama soruyorum. Efendim soralım birlikte, öğrenelim inşallah. Sıhhat diliyoruz. Erzurum'a selamlar Sayın Çetin. Dün de değinmiştiniz. Birinci soruyla ilgili iğne diye buyurmuştunuz. İkinci, üçüncü oldu bu hafta bu. Evet efendim. Bu caiz değildir. Önce onu söyleyelim. Buna bey'ul iğne denilir. İğne satışı demek bey'ul iğne. Tarifi şudur. Birisinden veresiye mal alıyorsun. Parasını ödemeden aynı şahsa daha azıyla peşin satıyorsun.
Buna iğne deniyor. Evet. Yani bir alım satımın iğne olması için demek ki bir, müşteri veresiye alacak. İki, evet. Parayı ödememiş olacak. Zaten veresiye alınca ödemez haliyle. Ödememiş olacak. Üç, aynı şahsa peşin daha ucuza satmış olacak. Ama öyle olmaz da mesela diyelim ki 10 bin liraya bir mal aldı, parasını ödedi. Ondan sonra aynı şahıs da 9 bin liraya sattı. Bunda sakınca yok. Ama burada parayı ödedi. Parayı ödedi. Dediği gibi peşin aldık, ha, sorun yok. Ha. Ha, şimdi veya işte 10 bin liraya vadeli aldı, peşin olarak aynı şahsa 11 bin liraya sattı. Bunda da sorun yok. Peşin yine para ele geçti, evet. Ha, ona aldı, 11'e sattı aynı doğru şahsa. Bir de şu olabilir, dün söylemiştik onu, araya üçüncü bir şahıs koyar. Yani senden ben 10 bin liraya alırım, buradaki kişiye işte vadeli alırım, buradaki kişiye peşin satarım, o da size geri satar. Bunda da sakınca yok. Ha, şimdi ama bu anlatıldığı şekliyle, yani veresiye alıp parayı ödemeden daha ucuz fiyatla aynı şahsa sattığı zaman buna iğne diyoruz, bu caiz olmaz. Affınıza sığınıyorum hocam, anlama adına soruyorum. Az önceki mevzuda sanki kişiye peşin olarak satıp, yani yine veresiye alıp peşin olarak satabilirsiniz. Aynı şahsa değil. Aracıya. Üçüncü tamam, şahsa. Peki. Aynı şahsa satarsan caiz olmuyor. Yine olacak, peki efendim. Şimdi bu borç ödeyememesi. Ödeme zamanı geldiğinde altına çevirebilir miyiz? Onu yapabilirler, anlaşabilirler. Yani buna altına endeksleme, yani ödeme zamanı geldi kardeşim, sen şimdi buraya parayı ödeyemiyorsun, karşılıklı anlaşarak bugün bu paranın işte maddi değeri altın olarak kaç, şu o fiyattan ileride ödersin denildiği zaman bunun sakıncası olmaz. Peki efendim, devam ediyoruz değerli hocamıza sormaya. Bir finansman sorusu var. Gürkan Gürhan Solmaz ve Mert Gazi de yakın bir soru sormuşlar. Biri sosyal medya, biri de mail üzerinden gelmiş. Katılımdan konut finansmanı aldığımızı varsayalım. Banka evi kendi üzerine almadan doğrudan mal sahibinden bana ipotekli olarak verirse caiz olur mu değerli hocam diyor. Gürhan Solmaz, Mert Gazi de değerli hocam bankadan kredi alıp ev alabilir miyiz? Faiz haram olduğunu biliyorum ama durum nedir diyor. Sonuç aynı yere çıkacaktır muhtemelen. Buyurun efendim. Şimdi faiz nedir? Hep tarif ettiğimiz bir şey. Faiz... akit sırasında şart koşulan ve karşılığı olmayan fazlalıktır. Evet. Faizin tanımı bu. Ne demek akit sırasında şart koşulan? Borç veriyorum ya, bu bir akittir. Evet. Veriyorum borç. Borç verirken diyorum ki ben sana bu 10 bin lirayı veriyorum. Sen bana bunu 11 bin lira olarak iade edeceksin. Şimdi burada ne oldu? Akit sırasında şart koştuk. 1000 lira fazla alacağız ve o 1000 liranın da karşılığı yok. Yani ben sana 1000 lira bir şey vermiş olmuyorum. İşte faiz budur. Şimdi bizim ticari bankalardan aldığımız krediler bunun aynısı mı tıpatıp? Aynısı. Yani gidiyor bankaya vatandaş. Diyor ki benim krediye ihtiyacım var. Tamam, hay hay verelim. Ne kadar? Şu kadar. Ne kadar süreyle? Şu kadar. Peki ben sana 100 lira veririm ama İşte 3 senede ödersen ben senden bunu 140 lira olarak, 160 lira olarak alırım. Yani tabii kişinin eğer şey yoksa, tanınmış biri değilse vesaire, tutuyor banka, bir de diyor ki ipotek getir veya kefil getir diyor. Ha, şimdi finans kurumu denilen, ki eskiden öyle diyorduk, şimdi katılım bankası diyoruz. Bunların çalışma tarzı ticari bankalardan farklı. Yani bunlar, kanunları da bunu gerektiriyor zaten. Yani bunların çalışma tarzında ihtiyaç sahibine, yani müşteriye para verme değil, mal verme, mal satma esası var. Yani ben ev alacağım, ev alacak nakit param yok veya var yetmiyor. Gidiyorum bu o katılım bankalarından birisine. Efendim diyorum ki bak ben şöyle bir ev alacağım, hatta o evi de tespit ettim ben, buldum falan yerde. Ancak onlar 500 lira istiyor, bende ise 300 lira var, alamıyorum. Siz bunu bana 300 peşin vereyim, üzerinde siz koyarak satın alıp bana satar mısınız? O da hesabını, kitabını yapıyor, tamam diyor, alayım ama ben bunu sana 550'ye veririm. Çünkü 300 lira alacağım, 200 lirası o adama peşin vereceğim.
Dolayısıyla ben sana bunu 550'ye veririm. Yani ne oldu şimdi? Yani banka, 250'ye veririm demiş oldu. Banka 500'e aldı. Müşteriye 550'ye sattı. 300'ünü peşin aldı. 250'ini borçlandırdı. Buradaki işlem nedir şimdi? Buradaki işlem ev alıp satmadır. Bak kredi verme değildir. Çünkü böyle bir durumda aldığın parayı istediğin yere harcayamıyorsun. Mutlaka o evi alacaksın. Evet. Peki tapuyu vermiyor, almıyor banka üzerine. Almıyor. Almıyor. Şimdi bunun bu işe bir sakıncası olur mu? Şimdi İslam hukukuna göre bir alım satım akdi aldım ve sattım sözleriyle biter. Sonuçlanır. Hüküm ifade eder yani. Yani burada bir alım satım akdinin muteber olması için bir alıcı lazım, satıcı lazım. Ve lafız yani aldım müşterinin satıcının sattım demesi veya satıcının sattım müşterinin aldım demesi. Tabii bir de bedel, meblağ. Tabii başka detaylar var, onlara girmeyelim. Bunlar oldu mu yeterli olur. Peki efendim. Yani şu kalemi satarken nasıl ki bunun tapuda, şurada, burada şeyine ihtiyaç yoksa, tesciline, İslam fıkhında da taşınmaz mallar satılırken veya taşınır mallar satılırken illa bunun tescili, noter şey bilmem ne şartı yoktur. Zaten o zamanlar böyle bir sistemde belki yoktu. Ha, dolayısıyla şimdi banka, yani katılım bankası, o malı, burada ev, örnek ev, o evi şifahi de olsa kendi vekili vasıtasıyla alır, satın alır sahibinden. Sonra müşteriye satarsa bunda bir sakınca olmaz. Peki efendim. Sinop'tan Murat Vardar hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Vardar. Sinop'a selamlar efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz Murat Bey. Benim hocama iki sorum olacak eğer müsaitse. Buyurunuz hocam, efendim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hocam ben tövbe konusundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bir insan bir günahı bir daha işlemeyeceğim diye pişman olup tövbe etti. Fakat belli bir dönemden sonra hataya düşüp aynı günahı tekrar işledi. Bu durumda ilk ettiği tövbe de mi geçersiz sayılır? Yani o günahtan da yine mesul olur mu? Yoksa tövbeden sonra o günahı tekrar işlediği için sadece o günahından mı mesul olur? Açıklayabildim mi hocam? Efendim sıhhat diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sinop'a selamlar Sayın Vardar. Şimdi tövbenin şartları nedir? Yani yapılan bir tövbe ne demek? İnsanın bir günahtan pişmanlık duyup Allah'tan af dilemesi. Şimdi bu tövbenin makbul olması için ne gibi şartlar gerekir? Bir, tövbe eden kişi işlemiş olduğu günahtan pişmanlık duyacak. İki, Allah'tan af dileyecek. Üç, bir daha o günahı işlememeye söz verecek. Dört, ve o günahı da işlemeyecek. Bu şartlar eğer yerine gelirse, o zaman Cenab-ı Allah günahları affedeceğini vaat ediyor. İnşallah. İnşallah. Hatta şöyle bir ifade var. Hani Kur'an-ı Kerim'de, ey inananlar nasuh tövbesiyle tövbe edin. Evet. Var ya, oradaki nasuh tövbesini tarif ederken, nasıl ki memeden çıkan süt bir daha memeye geri dönmüyorsa, aynı şekilde günahı işlememek üzere günahtan pişmanlık duyup tevbe etmektir deniliyor. Şimdi bu anlattığı şekilde, bu kardeşimizin anlattığı şekliyle önceki tevbe muteber oldu mu? Tabii ki olmamış olur. Yani çünkü yerine gelmedi ya. Bir günah işledi, tevbe etti, sonrasında tekrar aynı günahı işledi. Şimdi Rabiatul Adevi diye bir Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani ermiş dediğimiz halk arasında hanımlardan birisi var. O der ki biz öyle tövbeler yapıyoruz ki tövbelerimiz de tövbeye muhtaç. Yani bir taraftan tövbe ediyoruz ama o tövbemizde samimi değiliz. Evet. Yani şimdi dolayısıyla eğer kişi gerçekten tövbekar olursa bir daha o günaha dönmemesi gerekir. Eğer dönerse önceki tövbesi makbul değildir. Yani bunun anlamı tabii sonuçta cezayı verecek olan, affedecek olan Allah'tır ama dünyevi yönü itibariyle, bizim söyleyebileceğimiz yönü itibariyle her iki günahın da, suçun da günahı üzerinde duruyor demektir. Efendim devam ediyoruz sorularınızı değerli hocamıza yöneltmeye. Ayşe Kaya hattımıza İstanbul'dan. Hoş geldiniz Sayın Kaya. İstanbul'a selamlar. Hayırlı akşamlarınız olsun hocam.
Sağ olun, teşekkür ederim. Selamla saygılarımı sunuyorum. Ya bir sorum olacak benim size. Mahkemenin vermiş olduğu nafakayı kadınların alması caiz mi? Helal mi, haram mı? Bunu sorabilir miyim? Başka bir soru var mı ekleyeceğiniz efendim? Ya arkadaşımız bir soru soracak ama o da yanımda. Sorabilir mi? Buyursunlar. Bilmiyorum. Buyursunlar efendim. Buyurun efendim, dinliyorum. Alo. Efendim, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Tanıyabilir miyiz? Benim bir sorum var. Babam, annem şu an vefat ettiler. Sağken abime yıllar önce hanımına altın almışlar düğünde takmak için. Fakat düğün huzursuzluk oldu. Babam takmadı, onları sattı. Yıllar geçti aradan. Ondan sonra bazı bir şeyler yaptı ama onu saymıyorlar. Şimdi abim diyor ki, siz diyor o altınları kardeşler, beş kardeş bana alacaksınız babamın borcunu diyor. Helal etmiyorum diyor. Evet. Yani soralım. Babam onu borç değil dedi. Biz sağken babama kaç sefer söyledik. Hayır dedi. Ben onu dedi, beni dinlemediler dedi, basıp gittiler dedi. Ben takmayacağım ona dedi. Taktıklarıma saysın dedi. Peki. Soralım efendim değerli hocamıza. Geçmişinize rahmet olsun. Sayın Kaya, İstanbul'a selamlar. Evet. Birincisi nafaka. Değerli hocam. Tabii bu nafakanın çok değişik yönleri var. Mesela küçük çocuğun nafakası, işte diyelim ki muhtaç ana babanın nafakası, hatta çalışamayacak muhtaç duruma göre kardeşin nafakası vesaire. Burada sorulan soru erkeğin hanıma verdiği nafaka. Bir defa evlilik devam ettiği sürece hanımların nafakası tamamıyla kocaya aittir. Tabii biz fıkıhtan bahsediyoruz. Kocaya aittir, onun nafakasını temin etmek zorundadır. Peki, evlilik sona erdi. Eğer ölümle sona ermişse zaten hanım mirasçı olacağı için onun ayrıca bir nafaka talep etme durumu söz konusu değildir. Evet. Boşanma olmuşsa, iddeti bitinceye kadar İslam fıkhına göre koca karısının, o boşadığı kadının nafakasını vermek zorundadır. Peki evet. İddet neydi? Tekrar onu da bir hatırlatmış olalım. Boşanan veya kocası ölen bir kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken süreye iddet diyoruz. Evet. Ki bu süre duruma göre değişir. Boşanmalarda eğer hanım adet görme çağında ise ne yapar? 3 adet süresi bekler Hanefi mezhebinde. Şafii'de 3 tuhur bekler. Yani 3 temizlik bekler. Eğer adet olma dönemini geçmiş, yani menopoza girmiş ise 3 ay bekler. Bu süre iddet süresidir ve bu süre içerisinde kadın bir bakıma hala bir yönden evliliği devam ediyormuş gibidir. O yön de nedir? Başkasıyla evlenemeyen yönüdür. Ve bu süre içindeki zamandaki nafakayı koca temin etmek zorundadır. Yani şimdi zamanımızda tabii bizim mer'i hukukta, mer'i kanunlarda mahkeme takdir ediyor bir nafaka ve bu nafaka bazen öyle oluyor ki ölünceye kadar devam ediyor. Diyelim bir 25 yaşında eğer, bilmiyorum tabii detayı, belki farklı bir şey vardır ama kaba taslak bildiğim şey şu, 25 yaşında boşandı bir hanımefendi, mahkemeye müracaat edildi, mahkeme karar verdi, nafakaya karar verdi. Şimdi 75 yaşına kadar yaşadı. 50 sene nafaka mı alacak bu insan? Hiç evlenmedi veya... Hiç evlenmedi. Soyadı değişmedi en azından öyle. Veya işe girmedi. Hiç çalışmadı vesaire. Ama mer'i hukuk bu. Ama İslam fıkhına göre, İslam hukukuna göre bu iddet bitiminden sonra hanımın kocasından nafaka alma hakkı yoktur. Efendim diğer... Evdeki diğer misafir hanımefendinin onun sorusu da şu, evet. Eğer baba bu abisinin eşine bu altını hediye olarak takacağım demiş ve takmamışsa hediye etmemiş demektir. Dolayısıyla o abisinin eşinin veya abisinin bu kardeşlerinden herhangi bir şey talep etme hakkı yoktur. Çünkü kişi hediye vermek zorunda değildir. Hediye vereceğim sana dedi. Ona uymak da zorunda değildir. Şimdi hediyenin karşılığı şeyde daha çok hibedir. Evet. Hibe. Peki hibe ne zaman kesinlik kazanır? İki yolu var bunun. Bir, hibe edecek. İki, karşı taraf
kabz edecek. Yani o malı eline almış olacak. E burada almadı ki. Dolayısıyla hibe daha kesinleşmedi. Onun için vermekten vazgeçmiş. Ama hibe değil de mesela diyelim ki, gerçi mehir de kocanın vazifesi. Ona borç olarak almış, borç olarak öderse falan durum farklıdır ama bazen bu anlaşılmıyor. Bazen de efendim hani mehri direkt koluna taktıklarına sayıyorlar ya. Bir de onu vermek kocanın görevi. Kayınbabanın değil. Peki efendim. Yani yine burada bir şeyi yok. Yani kardeşlerinin burada herhangi kardeşlerinin bir... böyle bir şey ödeme zorunlulukları yok. Peki. Efendim devam ediyoruz. Kayseri'den Mehmet Çalık hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Çalık. Kayseri'ye selamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurunuz Mehmet Hocam, Bey. Hocam ben dün aramıştım. Şeref duyduk. Benim iki sorum olacak. Birisi kurbanla ilgili. Evet. Biz 7 kişi olarak bir kurban almıştık. Bu evet. Hayvan inekti, sağlıyor idi. Bunun sütünü biz şey yaptık, 7 kişi olarak paylaşarak sağıldı inek. Fakat daha son günlerde, Arefe günü bir tanesi çıktı. Dedi ki bunun sütü yenilmez, içilmez. Bu acaba doğru mudur, yanlış mıdır? Bir bu. İkincisi de cuma hutbelerinde Hoca Efendi hutbede şey yaparken aleni amin deyip cemaate amin dedirtir mi, yoksa gizli mi amin demesi gerekir? Evet, Çankırı'daki izleyicilerimize selam ediyoruz Mehmet Çalık'ın nezdinde. İlk soru 7 ise den ziyade... Şimdi şöyle, buyurun efendim. Kurbanlık hayvanın sütünden istifade edilebilir. Edilebilir mi peki? Etmişler. Şimdi bu kişiler kurban kesmek üzere bir hayvan aldıkları zaman artık o hayvan bir bakıma Allah'a mülk olmuştur. Dolayısıyla onun sütünden, yününden, efendim derisi tabii kesten sonra söz konusu, istifade edemezler. Bunlar ya içmişler, sütü almışlar, içmişler, ne yapacaklar? O tükettikleri süt kadar sütün bedelini fakirlere sadaka olarak vereceklerdir. Peki. Yani şu anda da bunu yapabilirler. Tabii. Zaten şu anda yapacak. Yani ortalama bir miktarı. Yani biliyorlarsa miktar biri. Olarak ne kadar miktarsa onun tam karşılığını. Kaçar kiloysa? Bilmiyorlarsa işte ortalama tahmini olarak bir takdir yapıp onun bedelini fakirlere verecektir. Peki efendim. Evet. Cuma hutbesinde sesli amin. Bu tabii çok fazla sorulan bir şey bu. Bu namaz içerisinde amin deme sadece Fatiha suresinde biliyorsunuz. Evet. Biz de konuşmuştuk onu. Şimdi şeyde Hanefi mezhebinde sessiz kılınan, ister sesli olsun ister sessiz kılınan namazlarda cemaat amini gizli söyler. Evet. Ama biliyorsunuz Şafiilerde, Hanbelilerde falan, yani hacca gidince, umreye gidince insanımız görüyor. Biz de orada biz de herkese uyuyoruz. Doğru. Sesli olarak söyleniyor. Şimdi hutbedeyken amin demek. Şimdi Fatiha ile kıyasladığımız zaman Hanefi mezhebi açısından gizli söylenmesi daha uygun olur. Evet. Peki burada şöyle bir durum, mesela şikayet konusu oluyor veya itiraz konusu oluyor. İmam hutbedeyken şey okunmaz, konuşulmaz. Hatta yanında konuşana sus denilmez ki bu anlamda hadis de var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de susup dinlememiz emrediliyor bizim. Evet, ve idel kural. Kur'an-ı Kerim'i. Peki. Tabii hutbede de işte ne diyor? Koşun diyor ve hutbeyi dinleyin. Dinliyoruz hutbeyi. Konuşmak caiz olmayınca amin demek de caiz olmaz şeklinde bir görüş sahibi olanlar olur. Ama duaya amin demek de sünnettir. Şimdi evet. İmamlar dua ediyorlar. Bu yeni bir şey değil. Eskiden de dua ediliyordu. Hatta Şafii mezhebinde müminler için dua etmek şeyin gereklerindendir. Hutbenin geçerli olmasının gereklerindendir. Mutlaka edilecek yani. Edilmezse hutbe eksik kalır. Ama Hanefi'de öyle değil. Fakat Hanefi mezhebinde de dua ediliyor. Şimdi biraz son zamanlarda dediysem belki 8-10 senedir İşte belli Türkçe sözler de söyleniyor ve cemaat de amin diyor. Şimdi kimisi sesli diyor, kimisi sessiz diyor. Hangisi doğrudur? Bence sessiz söylenmesi daha doğrudur. Ama bu adam sessiz söyledi diye de onun hutbesi dinledi, hutbe geçersiz oldu, cuma namazı olmadı anlamı çıkmaması lazım. Yani bir sorun yok burada. Ama ben bu Fatiha'ya kıyasla, Fatiha'dan sonraki sessiz. Amin'e kıyasla sessiz olması daha uygun olur diye düşünüyorum ben. Peki efendim.
Değerli hocam, şöyle bir sual var. Hocama selam ediyorum diyor. Hocam, bir kooperatife katıldım. Tümer ismiyle gelmiş. Ancak paralar toplandıkça bankada biriken parayı faizle değerlendiriyorlarmış. Ben bundan sorumlu muyum? Ben hissemi satayım mı? Demiş. Şimdi tabii faizle değerlendirmek şey değil. Caiz değil. Yani hissemi satayım, onu kendisi bilir. Ama şunu derse ki, buradan aldığım faizi ne yapayım? O zaman derdik ki ona, fakirlere ver. Peki. Bunu sorduğunu düşünelim. Tümer Bey, efendim böyle bir yere girdik, burada da böyle bir işlem yapıyorlar. Faizi ne yapayım? Orada da faiz alınmıyor. O faizini fakirlere verir. Peki. Yine yani aldığı evde herhangi bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Olmaz. Girmez. Peki efendim. Efendim, devam ediyoruz. Konya'dan Mevlüt Yıldırım hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Yıldırım. Konya'ya selamlar efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurunuz Mevlüt Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Hocama da selamlar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz efendim. Hocam, cenaze namazıyla ilgili bir sorum olacak. Dinliyorlar. Cenaze namazının son tekbirinin terkinden dolayı cenaze namazının durumu ne olur? Soralım. Başka bir soru var mı efendim? Teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ya selamlar. Evet değerli hocam. Cenaze namazında 4 defa tekbir almak cenazenin farzlarındadır. Namazın farzlarındandır. Rükünlerindendir yani. Yani 4 defa tekbir almak namazın, cenaze namazının rükünlerindendir. Niyet edilecek artı 4 tekbir. 4 tekbir alınacak. Dolayısıyla nasıl ki farz namazların farzlarından birisi eksik olduğunda o namaz geçerli olmaz, tekrar iadesi gerekirse, cenaze namazının da bir tekbiri eksik kaldığında, alınmadığında, evet efendim, o cenaze namazının tekrar kılınması gerekir. Tekrar kılınması. Tabii burada şu akla gelebilir. Gömdük, o şekilde gömüldü, ne olacak? Kabrinin üzerinde eğer o sürünmemişse ceset, orada kılınır. Yani yakın zamandaysa yine bu kılınabilir. Evet, evet. Birkaç kişi tarafından olması yine yeterli mi? Bir kişi bile kılsa yeterli olur. Peki efendim. Efendim, ayrıntıları da soruyoruz ki belki yapılacak bir şey vardır görevlerimiz üzerinde. Hocam, şöyle bir sual var. Değerli hocama selam ediyorum diyor yine bir izleyicimiz. Kazım Çoban, arsa karşılığı 2 daire aldım. Birine kendim oturacağım, diğerini kiraya verdim. Sorum şu, ikisinin de mi zekatını vermem lazım? Hiçbirinin zekatını vermesine gerek yok. Ancak o kiraya verdiği daireden aldığı kiranın ve diğer kendi birikimleriyle birlikte miktarı nisaba ulaşır ve üzerinden de bir sene geçerse, o zaman onun gelirinin kirasını vermesi lazım. Yoksa dairenin kuru mülkiyetinin kirasını vermesine gerek yok. Yani bu iki dairenin de kıymeti yok. Yok. Peki yani efendim. Onların zekatı yok ayrıca. Peki. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Sizlerden gelen sosyal medya sorularına da biraz yönelelim. Seren Taha Esma hocama selamlar. Sorar mısınız hocama? Unutarak yemin bozdum. Sonra da yemin ettiğim aklıma geldi. Kefaret. Kefaretini ödeyecektir. Yani o kefaret neydi? Yemin kefareti. Önce 10 fakir doyurma, sabahlı akşamlı veya giydirme. Buna gücü yetmiyorsa 3 gün oruç tutma. Peki efendim. 10 fakir. Buna gücü yetmiyorsa sabahlı akşamlı... 10 fakir doyuracak sabahlı akşamlı, evet. Veya giydirecek 10 fakiri. Buna gücü yetmiyorsa da peşi peşine 3 gün oruç tutacak. Peki. Muş'la devam ediyoruz birlikteliğimize. Kenan Yılmaz hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Muş'a selamlar efendim. Hoş gördük. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Buyurunuz Kenan Bey. Hocamızla bir iki soru vardı, soracaktım. Buyurunuz efendim. Şimdi Mera'da cami yapmak caiz mi? Köy tüzel kişiye ait. Soralım. Başka bir soru. İkincisi, Mera'da yapılan evlerde namaz kılmak sahih midir? Acaba namazı kabul olur mu? Soralım değerli hocamız efendim. Muş'a selamlar, sıhhat diliyoruz Kenan Bey. Nedir efendim bu Mera? Muş deyince aklıma bir şey geldi. Dün mü, buyurun, önceki gün mü? Bir Muşlu bir dün kardeşimiz. Dün ulaşmışlardı, evet efendim. Ha. Yani bu hani Şafii mezhebine göre abdeste peşi peşine almak ben farz Vualat demiştim. Evet. Vualat denir ona. Beyefendi sünnet. Dün o zat dedi ki ben ona baktım, sünnetmiş. Bugün ben de baktım ona. Evet. Şimdi şöyle, İmam Şafii Hazretleri'nin görüşleri
mezhebi kadim ve mezhebi cedid olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani şöyle, 200 senesine kadar İmam Şafii Irak'ta, Bağdat çevresinde yaşamış. 200 senesinde de Kahire'ye, Mısır'a göç etmiş ve orada 204 senesinde vefat etmiş. Şimdi İmam Şafii'nin 200 senesinden önce, yani Bağdat'taki görüşlerine eski görüşü anlamında mezhebi kadim denir. Kahire'deki görüşlerine yeni mezhebi anlamında, yeni görüşler anlamında mezhebi cedid denir. Şimdi İmam Şafii Irak'tayken abdestteki muvalatın, yani abdest organlarını peşi peşine yıkamanın farz olduğunu söylüyormuş. Evet. Farz olduğunu söylüyormuş. Ama Kahire'ye gittikten sonra, yani mezhebi cedid dediğimiz Mısır'daki yeni görüşlerine göre ise sünnet olduğunu söylüyormuş. Yani böyle bir eski görüşünden dönme söz konusu. Tabii sonraki görüşü, yani sünnet olduğu görüşü, daha sonraki görüş olduğu için ona haliyle mezhebin görüşü o olmuş oluyor. Peki. Bu Maverdi var, meşhur bir Şafii alim. Onun El Hafi diye bir eseri var. Orada bu detaylar anlatılıyor. Şimdi ben demek ki önceki görüş aklımda kalmış. Doğru efendim. Öyle demişim. Şimdi işi yerine oturtmuş olduk. Peki. Allah gelelim Allah bu zaten arkadaşımızın sorularına. Mera'daki cami. Mera nedir? Mera kime aittir? Evet. Mera topluma aittir. Cami kime aittir? Yani maneviyatı mülk Allah'ındır. O da topluma. Ama yine toplumundur yani. Yani şimdi bir cami yapılacak bir yere, hiçbir özel mülk yok veya mülk sahipleri satmıyor mallarını. Peki oraya cami yapılmayacak mı? Bu mera toplumu malı diye yapılacak. Evet. Dolayısıyla mera'ya cami yapmanın bir sakıncası olmaz. Çünkü o mera demek topluma, yani kamuya ait demektir. Ve cami de kamuya aittir. Peki mera'ya yapılan evde namaz kılınır mı? Sahih mi dedi? Sahih mi dedik? Namaz sahihtir ama sevabı ne kadardır ona bir şey diyemeyiz. Çünkü haram li aynihi, haram li gayrihi diye bir ayrım var. Evet. Yani bazı haramlar vardır ki lizatihi kötü olduğu için haramdır. İçki gibi. Evet efendim. Zina gibi, kumar gibi. Bunlara haram li aynihi diyoruz. Bazı haramlar var ki haddi zatında meşrudur ama içinde bulunduğu ortam veya zamandan dolayı haramdır. Mesela cuma vaktinde alım satım yapmak. Bitti mi vakit? Efendim son 2-3 dakikamız, Avusturya'dan bir izleyicimiz var. Yani burada bu eğer haksız yere yapmışsa, gasp edilmiş arazide namaz kılmak da buna örnek verilir. Haram li gayrihi denilir. Böyle bir durumda burayı gasp edilmiş olarak kabul ederiz orayı. Ve burada namaz kılınan namaz sahihtir ama sevabı tabii eksiktir. Peki. Evet, efendim Avusturya'dan Fatma Nur Hanım hattımıza da hoş geldiniz. Avusturya'daki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize selamlar sizin nezdinizde. Buyurun efendim. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Buyurunuz hanımefendi. İyi akşamlar hocam. Size bir soru sormak istiyorum. Bundan bir ay önce eşimle boşandık. Dinen talağımız düştü diyebiliyorum. Bazı hocalarımız diyor ki Hanefi mezhebine göre nikah kıyıp eğer boşanırlarsa yine tekrar hani bir kurtulma amaçlı Şafii mezhebine göre nikah kıyılabilir mi? Geri dönüşümü var mı? Evet. Evet yavrucuğum. Evet bitti mi? Efendim. Teşekkür ediyoruz. Soralım değerli hocamıza. Avusturya selamlar. Evet değerli hocam. Bunu ben talakla ilgili konular hep şey yapıyorum biliyorsunuz. Doğrudur. Burada şey yapmayı uygun bulmuyorum. Bu zamanımızda internet yoluyla veya işte yani o ne diyorlar? O internete ne web siteleri posta, ne posta diyorlar? Elektronik posta. Elektronik posta yoluyla veya normal mektupla Dinç Tevfik'e kurulan müracaat etsin ve anlatsın tamamen hikayesini. Onlardan gelen cevaba göre hareket etsin. Çünkü benim burada buna vereceğim bir cevap bir başkalarına yanlış anlaşılmasına, yanlış uygulamasına vesile olur. Onun için usulümüz boşanmayla ilgili konularda ekrandan cevap vermiyoruz. Peki. Efendim, Ankara'dan Selami Çam hattımızdalar. Hoş geldiniz Sayın Çam. Ankara'ya selamlar efendim. Selam Bey. Ankara'da. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz. Hocama bir sorum olacak da benim. Dinliyorlar değerli hocam efendim. Buyurunuz. Şimdi benim bir miktar param vardı. Ben bu parayı bir yere yatırdım.
belli bir aydan sonra onlar bana o paramın yanı sıra biraz da onlar katacak. Belli bir miktar para verecekler bana. O parayı ben onlardan alınca şimdi ben onlara 1.000 lira gibi fazladan bir para vereceğim. Evet. Acaba o para, ben onlara söyledim ki bu dedim faiz mi? Yok dedi, bu dedi hizmet bedelidir dedi. Fakat benim yine de şüpheye düştüm ben. Faiz değildi diyorlar ama nasıl olacak bu anlayamadım ben. Biraz daha açar mısın? Yani sen biraz daha, yani birine borç para mı verdin? Yok, ben bir yere para yatırdım. Evet. Bu yatırdığın yani, işveren mi, iş sahibi mi, şirket mi, işveren. Banka mı? İşveren efendim. Evet. İşveren. Para banka verdiniz. Değil. Peki bir işverene para verdiniz. Devam efendim. O size ne karşılığı? Şimdi orada benim para orada işlenecek, o parayı işlenecekler. Tamam. Daha sonra ben onlardan verdiğim paranın iki katını para alacağım onlardan. Evet. Fakat onlar bana o verdiği fazla paradan dolayı benden 1.000 lira gibi bir hizmet bedeli istiyorlar. Evet. Bu hizmet bedeli yani faiz oluyor mu? Ya bir defa senin verdiğinden iki kat para alman faiz. İki kat. Ya yok şöyle hocam, şimdi ben mesela oraya parayı yatırdım, onlar parayı işletecek benim parayı. İşlettiler evet. Evet işlettiler. Ben dedim ki bana bu para, benim paramın yanı sıra biraz da sizden alayım ben. Mesela ben 10 bin lira yatırdım, ben onların 20 bin lira alacağım. İşte 20 bin lira alacağım dedin mi o faize girer. Ama dersen 20 ki... bin lira ben onları geri tekrar yatıracağım. O 10 bin lirayı bin lira yatıracağım. Peki soralım değerli hocamıza. En azından böyle bir karşılıklı mudarebe veya murabaha neyse muhterem hocamız açıklayacaktır. Sistemi nasıl öğrenelim, en azından ona göre yapalım efendim. Sıhhat diliyoruz. Selam Bey, katıldığınız için teşekkürler efendim. Nedir efendim bunun yolu? Doğrusu tam anlamadım ben soruyu da. Şimdi doğrusu nedir en azından? Bu şöyle, yani insan bir işletmeye para yatırarak kardan pay alabilir. Ama bu maktubi kar olmaz. Evet efendim. Yani ben birisine para vermişim, 50 bin lira. Çalıştırmış, anlaşmışım bu 50 bin liranın 10 bini kazancının yarısı senin, yarısı benim demişiz. Evet efendim. Adam da 10 bin lira kazanmış, 55 bin lira olarak alırım. Bunda bir sakınca yok. Ha, veya bu illa şey değil, ya birisi vatandaş, esnaf iş yapıyor. Ben de ona para veriyorum ama onun parası, sermayesi de benimki belli olacak. Ve benim sermayeme edildiği kar oranını bölüşeceğiz. Bunlar caiz. Bir yüzde belirli. Ha, şimdi siz birisi dese ki ben senin paranı çalıştıracağım. Evet. Kar ederse karını sana vereceğim. Ama sen de bana 1.000 lira para vereceksin. Hizmet verin. Böyle bir şey olmaz. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Köşü var mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullanmış? İslami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, mezhebine. Öğrenmek herkese farzdır.